Değerli basın mensubu arkadaşlarım, öncelikle hoş geldiniz. Şu anda Göztepe kavşağındayız, D100 karayolu üzerindeyiz ve burada aslında yıllardır yaşanan Kurbağalı Dere üzerinde yaşanan sorunları az önce arkadaşlarım sizlerle paylaştılar. Baskınları, buradaki sel baskınını, taşkınlarını ve onların yarattığı o ne yazık ki İstanbul'a yakışmayan görüntüleri hep beraber izledik. Bu görüntüler böyle 30-40 yıl öncesine dair görüntüler değil. Yani hemen 2019 yılında biz göreve gelmeden önceki görüntüler ya da 2017'de ya da 2015'te ya da 2014'te. Hemen 6-7 yıl, 5 yıl, 4 yıl önce gördüğümüz görüntüler. Öncelikle şunu ifade edelim. Tespit ettiğimiz her türlü sel baskını yaşanan noktasına dokunduk İstanbul'un. Bu İstanbul'da belki 50'ye yakın çok önemli noktadan bahsediyoruz. Çok tali bölümlerini sıralamıyorum burada. Burası da onlardan birisiydi. Göreve gelir gelmez az önce genel müdürümüzün, daire başkanımızın da ifade ettiği gibi hızlıca buraya girilmesini talimat verdik ve gerçekten çok planlı, tertipli, düzenli, ulaşım prensiplerini iyi tasarlayarak ve hiçbir sıkışma yaratmadan, deplaseleri zamanında yaparak ve tabiri caizse bana gün taahhüdünde bulunup o günde de işi bitirerek Kurbağalı Dere üzerindeki bu operasyonu çok sağlıklı bir şekilde başarmışlardı, bitirmişlerdir. Kurbağalı Dere meselesini tabi her zaman Marmara Denizi'ne akan kısmıyla biliyoruz Kadıköy bölgesinden ve oradaki görüntülerle paylaşıyoruz ve onlar çok değerli. Orada yaptığımız iş de çok kıymetli. Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri hem İSKİ'nin ekipleri müşterek çalışmalarıyla o bölümünü de yine bizim dönemimizde bitirdik, toparladık ki Yoğurtçu Parkı ve devamında Moda'ya kadar uzanan yeşil alanında toparlanmasıyla bambaşka bir görüntü oluştu orada. Zira oradan devamıyla buraya uzanan ve buradan da Ataşehir'e doğru devam eden Kurbağalı Dere'nin tamamında 14 kilometrelik uzunluğu içerisinde tabii ki bir yaşam vadisi oluşturuyoruz. Aslında puzzle'ın parçaları gibi bölüm bölüm bitirerek bu hedefimize de yürüyoruz. Şimdi hem Ataşehir bölgesinde arkadaşlarımızın özellikle Park Bahçeler Daire Başkanlığımızın yürüttüğü yaşam vadisi çalışmaları, bir yandan yine kesit ve çevre düzeniyle ilgili İSKİ'nin yürüttüğü çalışmalar, kaldı ki sadece bununla da kalmadığını ifade ettiler. Hem Ataşehir hem Göztepe Kadıköy bölgesinde kalan ve Kurbağalı Dere'yi etkileyen atık su, yağmur suyu ayrıştırma çalışmaları da bu işin bir kılcal çalışması. Bütüncül bu yolculuğun çok önemli olduğunu ifade edelim. Yani az önce arkadaşlarımızın 380 milyon liralık keşif derken ne yazık ki artık o rakamlar bugünün rakamlarıyla çok büyük rakamlara dönüştü. Ne yazık ki ülkemizde. Yani bugün o dönemin 350-400 milyonluk yatırımını bugünkü değerlerle vatandaşlarımızın anlaması için neredeyse en az 2,5 kat çarpmanız lazım ki daha iyi bu yatırımın değerini anlayabilelim. Günün sonunda çok faydalı bir iş yapılmıştır. İstanbul'un her noktasını dert ediyoruz. İhmal edilmiş her sorununu bütün kurum ve kuruluşlarımızla çözmeye devam ediyoruz. Burada ilçe belediyeleriyle olan dayanışmamızın da önemli olduğunu ifade edelim. Tabii ki bugün burada Kadıköy ve Ataşehir Belediye'miz, başkanlarımız var ama ötesinde biz her belediyeyle, her ilçe belediyesiyle İstanbul'u dert eden, masada buna çözüm bulan ve geçmişten bugüne ihmal edilmiş hem idari hem teknik hem protokol tabanında, yani masadaki sorunları çözen ama aynı zamanda sahadaki sorunları da çözen gerçekten uyumlu, koordineli, çok sağlıklı bir hizmet sürecini devam ettiriyoruz. Sahadayız ve sorunları tespit ettiğimiz sorunları çözmeye de devam edeceğiz. İnşallah Kurbağalı Dere'yi
İstanbulluların böyle bir talihsiz görüntüsü, çok affedersiniz kokusuyla, ne yazık ki sel baskınlarıyla değil, az önce daire başkanımızın da ifade ettiği gibi bisiklete binilebilen Ataşehir'den bir insanın yürüyerek burada bulunan metro durağına erişebildiği ya da yine devamında koşarak ta Marmara Denizi'nin sahiline, Moda sahiline inebildiği, İstanbul'u birbirine bağlayan vadiler şeklinde bu çalışmalarımızı sonuçlandıracağız. Sadece Kurbağalıdere değil, İstanbul'un 15 noktasında yaşam vadileriyle ilgili bu anlamdaki çalışmamız devam ediyor. İnsani, toplumu mutlu eden, çocuklarıyla, gençleriyle, kadınlarıyla keyifli bir kentte yaşamalarını sağlayabilen, çıldırmış değil, akılcı, mantıklı, günün ve bu çağın ihtiyaçlarını karşılayan hizmetlerimizle, projelerimizle İstanbulluların yanında olmaya, onlara çözüm üretmeye devam edeceğiz. Başkanım, gündeme ilişkin de birkaç sorumuz olacaktı. Tabii, bekliyorum. Buyurun. Kanal İstanbul tekrar gündemde. 17 Ocak'ta Çevre Şehircilik Bakanlığı tapu sürecini başlattı. Madde 18 uygulaması başladı Yenişehir'in ilk 3 etabı için. İBB'nin hukuki bir girişimi olacak mı bu sürece? Ve bir de video dolaşıyor. Ürdünlere ait bir Türkiye'de kurulmuş şirketin müşterilerine yönelik yaptığı, o bölgede arazi alan müşterileri için yaptığı, kutlama yaptı, teşekkür etti. Bundan sonra sürecin bitti, bir inşaatların başlığını söylediği bir video var. Siz videoyu izlediniz mi? Videoyu ilgilenmenizi öğrenebilir miyim? Evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kanal İstanbul ya da Beton Kanal diye tariflediğimiz bu az önce ifade ettiğim sıfatıyla çıldırmış projeyle ilgili bir masamız var, bir platformumuz var. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün kurum ve kuruluşlarıyla ilişkili hangi husus var ise orada değerlendirip o müşterek değerlendirmeden sonra da hukuki süreçleri harekete geçirdiğimiz ve takip ettiğimiz bir zeminde süreci ele alıyoruz. Yani çok ciddi ele aldığımız, takip ettiğimiz, İstanbul'un en büyük tehdidi olarak gördüğümüz, geleceğini ne yazık ki ipotek altına alan, geri dönüş olmayan büyük tabiat zararları veren, insanlığa zarar veren unsurlarıyla sıkı bir takibimizde. Bunu bir kere ifade edelim. Bir başka husus tabii, Başından beri ifade ettiğimiz bir şey var. Bu bir rant projesidir. Bunun içinden geçecek tankerin, şilebin veya işte boğazı tehdit edecek unsurların bertaraf edilmesiyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Burada hesap kitap birilerinin cebine girecek olan paralardır, kazanılacak paralardır. Oradaki zavallı köylülerimiz, oradaki yerlerinden edilen vatandaşlarımızı da ilgilendiren bir husus değildir. Bakın, o kadar çıkarcı davranılmıştır ki, hatırlarsanız en üst perdeden, en üst ağızdan şu söylenmiştir: güzergahını bile paylaşmıyoruz çünkü buradaki arsa rantına izin vermeyeceğiz denildi. Tam tersine onun altından şu çıkıyor: güzergahının paylaşılmadığı doğru ama kime? Topluma, vatandaşa. Ama birilerine paylaşıldığı da bugün ortaya çıkıyor. Ama Ürdün'deki emlakçı, ama başka ülkelerdeki bu işten para kazanan kişiler ve bunların çoğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da değil. İkincisi, bir de para kazanan aracılar var tabii. Bir de bunların tespit edilmesi lazım. Bu aracılar, bu komisyoncular, bu devlet görevlileri kim? Bu siyasiler kim? Bu işe aracılık eden, pazarlamacılık yapan kim? Başından beri tarifim, bu beton kanal işi bir emlak projesidir demişimdir. Hazırlarız, yaparız, satarız, para kazanırız. Kimi satıyorsun? İstanbul'u satıyorsun. İstanbul'un en kıymetli, en hayati damarı dediğimiz, akan damarı, yani kanı dediğimiz o güzelim, soluk aldığımız alanını peşkeş çekiyorsunuz. Kime? Bir avuç zengin olacak insana. Ne için? İstanbul'un geleceğini mahvetmek için. Yenişehir, adı bile Yenişehir. Yani adı Yenişehir, adı bile konmuş. Düşünebiliyor musunuz? Ben bu kepazeliği her zaman ifade ettim. Bu bir kanal, manal, ulaşım hikaye. Bu orada 2 milyon insanın, iyimser konuşuyorum, belki de 2,5-3 milyon insanın İstanbul'a ilave edilmesiyle,
İstanbul'un bütün doğal yapısını, bütün kurgusunu bertaraf etmesiyle sonuçlanacak kötülüktür bu, kötülük. Altını çiziyorum. Bunu engelleyeceğiz. Buna ömürleri yetmeyecek. Siyasi ömürleri buna yetmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin dönüşüm hikayesinin en önemli göstergesi olacaktır. Kanal İstanbul'a karşıtlık, beton kanal projesine karşıtlık. Bir avuç insanı, hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan bir avuç insanı zengin etme projesine karşıtlık. Bu simgesi olacaktır ve değişimin, dönüşümün merkezi odağı olacaktır. Karşısındayız. Hukuki süreçlerimiz devam ediyor. Bilirkişilerin atandığı hukuki süreçlerde yavaşlatılmış adımların sürdürüldüğünü gözetliyoruz. Yargı mensuplarını da bu anlamda göreve davet ediyorum. Bu ihanet projesine hassasiyetle ve aciliyetle eğilsinler. Bir an önce kararları versinler. Tümden haklı olduğumuz bir gecede 1/100.000'lik plan, bir gecede 1/5.000'lik plan, bir gecede 1/1000'lik plan devreye sokup bir gecede 18... Yani düşünsene, Ankara'da birileri oturmuş masanın üstünde, vatandaşın haberi yok, ilçe belediyelerin haberi yok, büyükşehir belediyesinin haberi hiç yok, kararlar alıyor. Birileri de çıkıyor, benim adım Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Ne çevresi ne şehirciliği Allah aşkına. Çevre ve şehircilik değil. Onun için yani bu vahşi durumu takip ediyoruz, içindeyiz. Tek bir gün bile zihnimizden çıkarmadık. Başından beri bu konuya nasıl müdahil olduğumu, nasıl karşıt olduğumu ifade etmeye devam ediyoruz. Bu ihanet projesini mutlaka engelleyeceğiz. İleride sorumluları da bunun hesabını verecek. Artı bu emlak projesini hayata geçirmek isteyenlere de buradan ilanımdır ki tekrar o arazileri, İstanbul'un çok sağlıklı tarım arazileri olmaya devam edecek. Aldıkları günkü fonksiyonuyla devam edecek. Yani o gün tarım arazisi olarak aldılar, ileride de tarım arazisi olacak. O gün rekreasyon alanıysa rekreasyon alanı olarak devam edecek. Yani fırsatçılık yapmalarına müsaade etmeyeceğiz. Ama kimsenin hakkıyla, hukukuyla da işimiz yok. O bakımdan bu İstanbul'un kaderini etkileyecek bu sürece karşı dik duruşumuz ve kararlı duruşumuz zerre geri değildir. İleri seviyede devam etmektedir. Teftiş kurulunuz Sayın Fatma Betül Sayan Kaya'nın Amerika'ya yüksek lisans için gönderildiği yönünde bir tespit de yaptı. Siz bu konuda hem neler söyleyeceksiniz, hem sadece Fatma Betül Sayan Kaya ile sınırlı mı, yoksa başka isimler için de öylesi bir ödenek ayrıldı bilgisi var mıdır sizlerde? İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs verebilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi katkı sunabilir. Nasıl burs verir, örneğini verelim mi? İşte bu sene 53 bin kişiye verdiği gibi. Fiyat, oradaki bedeli açıklar. Öğrenci başı 3200 lira. Bakınız, ben oradaki bizden burs alan 53 bin insanın tek bir kişisiyle dahi ne ilgim var ne bilgim var. Adını bile bilmiyorum. Vatandaşlar sisteme başvurur ve oradan faydalanmaya uygun bir durumu var ise ekonomik olarak, Büyükşehir Belediyesi'nin bu imkanından faydalanır. Şimdi hanımefendinin yaşını ve şeyini tam bilmiyorum. Ama burada onunla yaşıt, aynı dönemde belki okumuş, belki şu an basında görev yapan ya da başka bir hususta görev yapan birçok insan olabilir. Yani şu geçmez mi aklınızdan? Ya benim de haberim olsaydı 100 bin dolar burs, hemen gider başvururdum. Hatta ben ondan daha hızlı koşarım. Ben ondan daha iyi bilirim, ben ondan daha iyi bir öğrenciyim diye aklınızdan geçmez mi? Geçer. Milletimizin bu anlamdaki parasını çarçur eden, kul hakkı yiyen hangi unsur varsa açığa çıkarılacak, hesabı sorulacak. Var mıdır başka? Vardır. Hepsi de yavaş yavaş gündeme alınıyor, soruşturmaları yapılıyor ve teker teker de bununla ilgili süreçler ortaya koyuyor. Öyle kibirli kibirli konuşacaksınız, ahlaki hiçbir değeri önünüze koymadan herkese çamur atacaksınız, ama hayatınız çamur içinde olacak, hayatınız pislik içinde olacak. Bunlara müsamaha göstermeyeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul halkının bütçesi artık emin ellerdedir. Geçmişte yapılan bütün hatalarla, kusurlarla ilgili hukuki süreçler engellenmemize rağmen, açtığımız dosyaları ve davaları
elimizden alıp biz yapacağız demelerine rağmen günü geldiğinde o eksiklikler de giderilecek, onun da hesabı sorulacak, engelleyenler dahil. O bakımdan bu işlem çok doğru bir işlemdir, devamı da vardır. Allah her kulu kul hakkı yemekten korusun. Bakın, bizim için en kıymetli, en değerli husustur kul hakkı. O bakımdan pervasızca memleketin bütün kaynaklarını bu şekilde kullanan akla karşıdır bugünkü yönetimin duruşu ve yürüyüşü. Gerekli işlemler sürüyor, devamı gelecek. Hala gündemini koruyan bir durum daha var. 557 terörist olduğu iddiası Büyükşehir Belediyesi'ne teftiş devam ediyor. Siz bu konuda bilgi alıyor musunuz? En son sizden istenen belgeler var mı? Nedir? Biz teftiş edilmekten hiçbir zaman imtina etmedik. Teftiş edilmek kadar doğal bir süreç yoktur. Ama bunun aklı vardır, bunun izanı vardır, bunun hukuku vardır. Ne yazık ki bu akılsız, hukuksuz, biri bağırdı, haykırdı, çağırdı diye ortaya konan bu teftiş sürecinde bir uygulama başlatıldı. Uygulamanın şu an bizdeki görünen biçimi, burada bir şey yok, şuraya da bakalım, şurada bir şey yok, oraya da, nereye bakarsanız bakın kardeşim. Bizim zaten şu an yönetim biçimimizde, bırakın müfettişi, vatandaş bile buradan baksa öbür köşeyi görecek bir şekilde yönetiyoruz. İhalelerimizi şeffaf yapıyoruz. İşlerimizi şeffaf anlatıyoruz. Hiç kimseden imtina etmiyoruz. Hiç kimseden korkmuyoruz. Çünkü işimizi hukukuna göre yapıyoruz. Bu teftiş noktasında akli selim, vatanını seven, memleketi, devleti için hizmet eden saygıdeğer müfettişlerimize güveniyoruz. Güven duymadığımız bir kısım aklın talimatına göre değil, hukukun ve devletimizin o temel kurallarını onlara öğrettiği biçimde teftiş yapacaklarına inanıyoruz. Bu işin sonucunda bir şey çıkmayacağını da biliyoruz. Allah bu yönde devam eden, hala bu şekilde hareket eden, hukuka uygun olmayarak adımlar atan o siyasilere akıl versin diye yıllardır dua ediyorum. Bir tek bu konuda duam tutmadı. Akılsızlıkta hani dibine kadar devam ediyorlar. Allah akıl versin demeye devam edeceğim. Kar yağışı günü yediğiniz yemek hala tartışılıyor. O yemekten hani genel başkanınızın haber olup olmadığının bilinmediği merak ediliyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Ya genel başkanım o kadar yoğun ki benim hangi yemeği yediğimi niye tariflesin veya niye takip etsin? Ama sorunuzun ironik bir tarafı var. Şu anki iktidarda görev alan bakanından diğerlerine kadar yediği yemekten zeytinine ekmeğine kadar yukarıya haber verdiklerini tahmin ediyorum. Attıkları her adımdan, onlardan izin almadan hiçbir şey yapamadıklarını tahmin edebiliyorum. Benim yediğim yemekten genel başkanımın ne haberi olacak? Genel başkanımızın işi başından aşkın, bizim işimiz başımızdan aşkın. Yani bir diplomatik yemeği ama size de tavsiyem, bu sürecin biraz magazinsel tarafı bu ama esas ciddi tarafı MOBESE meselesidir. Kişisel hayata müdahale meselesidir. Kişisel hayata müdahale edenlerin hala bir açıklama yapmaması meselesidir. Niçin gidip İstanbul valisine bu konuda niye adım atmadınız, hala ne yapmadınız ya da soru sormuyorsunuz? Bir programına katılın sorun. Ben sordum. İstanbul valisi ne normal kamerası? MOBESE. MOBESE. MOBESE'nin nasıl kullanıldığı belli hukukta. Suçlu tespiti, bir suçun tespiti. Yani ve onun dışında hiçbir şekilde kullanılamaz, servis edilemez. 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası vardır bunun. O kameranın başında kim oturuyordu? Ona bu talimatı kim verdi? Hangi amiri? Ona o talimatı hangi müdürü verdi? İstanbul Emniyet Müdürü bunun için, bu işin içinde mi? İstanbul Valisi bu işin içinde mi? Haberdar değillerse cevabını versinler. Bakın ben söylüyorum, bak bu konu geçtiğinde gözlerimin içinde çakan şimşekleri herkes görsün. Benim kişisel alanıma, benim kişisel sürecime müdahale etme densizliğini, ahlaksızlığını gösteren devletin hangi kademesinde kim varsa cezasını verecek. Ama bugün ama yarın. Dolayısıyla yediğimiz yemeğin hala konuşulması
O sadece boş işleri olan insanların işi. Ekrem İmamoğlu aşağı, Ekrem İmamoğlu yukarı. Başka dertleri yok. İstanbul'u, çünkü İstanbul canlarını çok yaktı. Onun acısı nasıl bir acıymış ki bu kadar basit bir meseleye bile günlerce konuşmayı göze alabiliyorlar. Siyasette ahlak sorunu yaşanıyor. Bir çocuğun niçin bu şekilde konuşturulduğu dile gelmiyor. Yani biz siyasette ahlakı unutmuşuz. Çocuğu siyasete alet etmişiz. Ben bir tane kanalda konuşulduğunu görmedim. Hala yemek. Utanmazlığa bakar mısınız ya? Kimse bundan bahsetmiyor. Çocuk. Yani şu kadar bir çocuk ya. Ben onun yaşında Trabzon'da çocukluğunda en kötü şey kötü kelime kullanma. Ben öyle büyüdüm. Kötü kelime kullanma. Ahlaklı bir ortamda büyüdüm. Köyümde de öyleydim, ilkokulumda da öyleydim, ortaokulumda da öyleydim, lisede de öyleydim. Bu çocuğu böyle bir sürece nasıl alet ederler? Ahlaktan nasıl uzaklaşırız? Kibirli, tehdit eden, kötü dil kullanan bir sürece nasıl geldik biz ya Allah aşkına? İstanbul'da İstanbul. İstanbul, ben dedim ki ya seçildik, şanslıyız bak. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'a abilik yapar. Sorunları konuşuruz. Hem yaşına hürmeten, hem deneyimine hürmeten, İstanbul'u sevdam diyen bir süreçte ortak akılla işler üretiriz. Düşünürken bütün engellemeleri yaşayan, İstanbul'un önüne taş koyan, ya madem benim miting meydanlarında konuşacaksınız ya da salon toplantılarınızda konuşacaksınız ya da grup toplantılarınızda konuşacaksınız, ya imzalayın şu 300 otobüsün iznini. İmzalayın metronun iznini, Beylikdüzü metrosunun ve diğer metroların borçlanmalarını. Meclisteki tıkanmaları yapmayın. İşte İSKİ'nin bütçe daralmasını yaşatmayın bize. Ya 2,5 senedir, 3 senedir artışlara rağmen İSKİ'ye komik komik zamlar verildi. En son alınan kararla indirim yapıldı. Bunları yapmayın. Gene konuşun be kardeşim ya. Eleştirin. Böyle bir şey olmaz. Şu anda memleketin konuşacak önemli iki hususu var. Hatta üç hususu var. Siyasette ahlak sorunu. O küçücük çocuğumuzdan yola çıkarak bunu söylüyorum. Ve bunun Trabzon'da benim memleketimde yapılmasını da ayrıca kınıyorum. Hiçbir 81 ilimizde yapılamaz. Orada da o yapılmasını ayrıca oranın bir çocuğu olarak bunu söylüyorum. Büyük çok kötü bir şov yapılarak orada o insanlar da zan altında bırakılmıştır. Kınıyorum buradan. Ahlak sorunu konuşulmalıdır. İkincisi, kişisel hayatlara müdahale üzerinden yarın başımıza gelebilecek büyük tehditlerin şimdiden bertaraf edilmesi üzerine bu hukuki sorun, bu FETÖ taktiği adına ne derseniz deyin, başka taktikler, ben anlamıyorum onlardan. Bu süreçler konuşulmalıdır. Üçüncüsü de, yani eğer İstanbul'daysak, İstanbul'un engellenmeme, işine destek olunma süreci tartışılmalı, konuşulmalıdır. Ondan sonra gidin ne yapıyorsanız yapın ya, muhalefetinizi yapın. Nedir bu ya? Kibirli bir dil, tavır vesaire. Bunları konuşun, bırakın yemeğe. Yemek yendi, bitti. Bir diplomatik yemek. Bir de diplomatik bir kriz içeriyor. Yani takip ettiğiniz sürecin içinde bir de Türkiye'nin en yoğun ilişkilerinin olduğu bir ülkenin büyükelçisi var. Büyükelçisi var. Bizi takip eden o kamera, kayıt alınan o kamerada bu görüntüler de vardır. Yani biraz daha pervasız davransalar belki de onu da göstereceklerdi. Başkanım, resmi yemek olduğu için hani genel başkanım. İstiklal Caddesi'nde Kürtçe müzik çalındığı sırada birkaç polis engellemeye çalışıyor, görmüşsünüzdür. Sosyal medyada büyük tepki çekti. Buna ilişkin neler söyleyeceksiniz? Bu ülkede yaşayan her vatandaşımız, herkes kendi dilinde, her yerinde türküsünü de söyler, şiirini de okur, eğlencesini de yapar kardeşim. Bu noktada benim gördüğüm kadarıyla emniyetin yaptığı bir açıklama var. Böyle bir kastı asla yoktur. Ben onu muteber görüyorum, akılcı görüyorum ve onu muhatap alıyorum. Kişisel hatalar varsa da onunla ilgili soruşturmalar vesaireler açılır, bakılır. Ben emniyetin açıklamasını muteber görüyorum. Doğru bir açıklamadır. Yani o bakımdan İstanbul, bu memlekette yaşayan her vatandaşımız kendi dilinde türküsünü de söyler, şiirini de okur, yazısını da yazar.
Nokta yani. Bunu tartışmaya gerek yok. 21. yüzyıldayız.